Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Baya kötü gözüküyorum şu anda, farkındayım. Ama yine de bir başlangıç videosu çekmek istedim. Yazlığa gidiyoruz. Bobo'yu aldım şu anda. Burak'ı almaya gidiyoruz. Bobo'yu almaya gidiyoruz gibi oldu. Başlangıç videosu çekmek istedim bu şekilde. Bobo sürekli miyavlıyor tabii ki de kutusunda. Yolun ilerleyen dakikalarında tekrar görüşeceğiz zaten. Kendinize iyi bakın. Evet, asıl kaptan yerini aldı ve artık yola çıkıyoruz. Bobo, sabahtan beri miyavlayıp dilini dışarıda çıkartıyorsun. Neden kendine bu eziyet yapıyorsun Bobo? Söyle. Neyse, yolumuz Ayvalık. Yaklaşık bir 4,5 saatimiz var. Ben buraya kadar getirdim. Sonrası artık Burak'ta. Ve Bobo'nun miyavlamalarını da umarım susturuz yolda. Görüşürüz. Bobo. 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 Kendine neden bu eziyeti yapıyorsun acaba? Kapağını da açtım. Muz yedin. İstediğin gibi dolanışabilirsin şu anda. Evet, sustun şu an mesela. Sonra neden tekrar hehehehe yapacaksın? Aa, çok komik. İlk durağımız. Bobo'nun susurluk hatırası. Tamam. Yo. Kesin. Ablamlar ya. Ne o salçalım? Kolumu vurdun. Salça sürdürdü. Bunlar da meşhur susurluk hayranı köpüklü. Ben de yiyeceğim şimdi inşallah. Afiyet olsun. Ne oldu? Uzak. Ne peynir vardı bunda? Mihaliç. 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 Bobo da burada oturur yanımızda. O da peynir. Çok sıcak ve yerim birazdan. Evet, çok acıktım. Afiyet öğlenden olsun. Bir yemek yemiyorum. Evet. Afiyet olsun. Kaçamaktır ama olsun. Charlotte. Feyme'nin de Charlotte. Feyme'ye selam ver. Macide'nin de Charlotte. Macide sen selam ver, selam. Artık selamlar. YouTube kanalında artık siz de varsınız arkadaşlar. Böyle siz buranın sakızlı ve karadutu meşhur. Bu yüzden sakızlı mavi tercih ettim ben. Bana Trent yolu sinirden... Şurada karadutu var. ...kullanmam gerektiğini söyledi. Sen gelin. Burada işaret ettim. Burası da makaron artık sokağı. Makaron fırını var. Burası makaron muhallebicisi. Böyle geldik. Tatlılar taze günlük olduğu için bitebiliyor. Buran ve Feymen'in aldığı bitti mesela. Şimdi bu arkadaşlar koruk suyuymuş. Koruk suyu da olmamış üzümün suyuymuş. Biraz acımtırakmış tadı. Sen de bakmak ister misin? Düşünüyorum, evet. Dedim ki rengi hiç cezbetmiyor. Yani çocukla da dedi ki hafif acımsı bir tadı var dedi. Üzümle alakası yok bence. Güzel ha. Değil. Yani buruk bir tadı. Böyle erik tadı gibi. Bence bir baksanız da tadına. Güzel, ciddiyim, güzel bak. Bana böyle. Ben beğendim.
Ama dudağım böyle buruldu yani birazcık. Ama güzel. Gelince deneyim mutlaka. Makarama sokağında. Korukçu neydi? Var. Salkım korukçu galiba. Yani makaron muhallebicisinin yanında zaten onlar getiriyorlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sen de deneyim de. Of, ters yaptı. Aa, Burak. Ne oldu Burak? Ters yaptı. Sarmadı. Dilim kamaştı. Tatlımın bütün şeyi gitti. Ben sonra üstte tatlı yemeyi düşünüyorum. Kaşıyordum. Evet, hadi. Hadi. Hadi hadi. Ya o kadar istiyorum bak. Ben de korkarak istedim ama. Güzel. Sen be. Benim şimdi Macide'de sıra. Vur. Sen beğenmedin ya. Bayağı güzel. Güzel ama tatlımın tadı gitti. Bir şey söyleyeceğim. Güzel. Kadınlara güzel uygun. Gerçekten güzel. Deneyin arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir şey Macide'yi sardı şu an. Hayır. Tamam. Güzel değil mi? Güzel. Bayağı güzel yani. Burak bir tek sen beğenmedin Burak. Beğendim. Beğendim de dilimi tamam kamaştı. Demek ki kadınlara uygun bir şeymiş. Kadınlar daha ekşi seviyor evet. Bence beğendik ekşi görüyorsun. Ekşi değil ki bayağı iyi tadı yani. Ama rengi... Yani rengi biraz evet. Rengi cezbetmiyor ama güzel bir tadı var. Evet. O şey bence şuramsı bir şey. Suyla karıştırılıyor. Ama burada zaten %40 falan senin videonu geçecek. Gel. Hello. Senin yanında ağlayamam ben böyle adı Yunanca kutsal yer anlamına gelen hacı yazma kelimesinden gelmektedir. Ayazmaların hastalıklara şifa dağıttığına, isteklerin gerçekleşmesine yardımcı olacağına inanılırmış. Burası Meryem Ana'nın ikonası olarak biliniyor. Yani Panagia'nın ikonası bir rüyanın sonrasında yapılan bir kazı ile 28 Haziran 1852 yılında bulunmuş. Buraya 1867 yılında Klinos'lu Kaptan Miselis Papazis'in harcamalarıyla bir ayazma yapılmış. Ayvalık Panagia ayazmasının bir kilise olmadığı kazılar sonrasında kesin olarak anlaşılmış. Her yıl olduğu gibi yine deniz sevdamız yüzünden kaçırdık saatini. Artık bir dahaki gelişimize diyelim. Saat 10 ile 5 arasında ziyaret saatleri. Macavan Rumca bir kelime. Türkçe karşılığı mercan köşk. Latince'de marjoram kelimesinden türetilmiş bir kekik ailesinden bir bitki türü Rumca'ya macaron olarak dönüştürülmüş. Ve bu mahallede vakti zamanında çok fazla macaron yetiştirildiği için de Macaron Sokağı adı verilmiş. Macaron'a hoş geldin diyor yani şimdi mesela. Bak burası... Evet, buradan içtik biz koruk suyunu. Koruk. Çok kalabalık ha. Çok güzel bir şey kokuyor. Kıymalı börek kokusu alıyorum.
Niye sıra mı var? İçerisinde kestane, badem, süt karamel. Kestane, süt karamel. Kestane, süt karamel. Bunda da? Hurma, badem, bitter çikolata. Hurma, badem, bitter çikolata. Tamam. Evet. Gözün çok yakıştı. Şimdi ben bunu söyledim. Kestane, süt kreması. Bunda ne vardı? Hurma. Hurma başka? Çikolata. Hurma çikolata. Yani farklı bir lezzet. Biz bunları bu arada yemek yemeden önce ayırttık. Çünkü bitiyor değil. Kalmıyor. Evet, bir önceki sefer gelişimizde kalmamıştı. Sinirleniyorum. O yüzden biz ayırttık. Şimdi geldiğimizde kalmamıştı. Şöyle, ben daha yarısındayım. Burak bitirdi galiba. Hayır, daha yarısı duruyor. Aha, yarısı. Nasıl peki? Çok başarılı. Değişik. Yani böyle farklı lezzet. Böyle şey değil yani. Belçika çikolatası lezzeti falan değil. Bu farklı bir lezzet. Bu tatlı ile çikolatanın muhteşem birleşimi. Evet, harika gerçekten. Yani böyle hem hafif hem de böyle çikolata yoğun bir şekilde hissediyorum. Ben çok çikolata sevmiyorum, değil mi? Tabii. Çok yoğun ben yiyemiyorum, çok seviyorum yani. Seviyorum ama macaron, yiyemiyorum. Macaron çikolatayı, çikolata ve kahveyi onaylıyorum. Mavi tik verdim yanına. Şuraya iliştirirsen mavi tik. Mavi tik mi? Evet. Mavi. Yeşil tik. Mavi tik. Mavi tik niye? Instagram mavi tik. Peki çayın? İçiyorum bunu. Sunumu? Bu eski kristal fincanlardı. Bizde vardı. Bizde de vardı bunlar. Geçen gün yan masamızdaki abi bundan yiyordu galiba. Ben dikkat etmemişim. Bunlar sanki evde mi yapılıyor? Evet. Yani burada yapılıyordu. Yani fabrikasyon değil değil mi? Hayır, fabrikasyon değil. Tamamen iyi yapılıyor. Fabrikasyon olsa daha çok olması lazım. Yani teyzenin birisi şeye dolduruyor kaba. Öyle mi? Hı hı. Teyze yapıyor yani. Bizim evdeki dondurma peki kabından şey aynısı bırak. Teyze bu kıvamları nasıl tutturuyor? Her defasında. Tek bir tarif var uyguladığı. Tutuyor yani. Müthiş. Teyzeye helal olsun. Karşı teyze olabilir. Anladım. İnce teyze mi? Hmm. Hayır, bunu yapan şu an bir teyze. Neden şişman? Evet, bunları yapan aynı zamanda yiyordu da. Ama ben bunun için kestane türleri alıyorum. Hı-hı. İçinde de bunun hurma ve badem türü var. Hmm.
tuvalet var. Bir mutfak. Aldık. Eve götüreceğiz. Tatmalar için. Mor Salkım kafeden aldık. Bir şeytanın kahvesine uğradık. Karanlık olduğu için biraz tabii belli olmuyordu sokak ama. Ayvalık'ın en eski pastanelerinden İmren'de Güler Tatlıhanesi. İmren'den sakızlı ve karadutlu dondurma yedik. Güler'de ise dondurma haricinde Lor tatlısı, acı badem kurabiyesi, tahinli kurabiyelerden yedik. Hepsi gerçekten çok güzeldi. Kesinlikle denemelisiniz. Burası Ayvalık Merkezi Meydanı. Gördüğünüz tekneler günlük tekne turlarını gerçekleştiriyor. Bir Ayvalık'tan bir de Sarımsaklı'dan kalkan tekne turları var. Videomuzun Ayvalık kısmının sonuna geldik. Haftaya Sarımsaklı, Yeniçeri, Ahuri ve Cunda ile ilgili bir video gelecek. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.